Aykut Hoca her zaman gençlere şans verdi ve benim kariyerimde de çok değerli bir yere sahip. Colin Kazım evet, yani tesiste davranışları da o dönem çok doğru değildi. Aziz Başkan da soyunma odasına geldi ve aksi takdirde çok ağır yaptırımları olacağını söyledi. Bu yaptırımları söyledi mi? Evet. Siz futbolcular da aslında direkt tribünden sahaya evet, atladınız. Evet, sahaya atladık. Fenalaşan oyuncular olmuştu o dönem. Alex elleri başında bu şekilde oturuyordu soyunma odasında. Fanatik YouTube'dan herkese merhabalar. Yanımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Fenerbahçe altyapısında yetişen Alex De Souza ve Emre Belezoğlu gibi isimlerin veliahtı olarak gösterilen Gökay Ravul bizimle birlikte. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok abi, belki bunca zaman en çok rastladığın soruyla başlamak istiyorum. Neden olmadı? Neden olmadı? Yani Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra A takımda süre bulmaya başladığım sezonlarda maalesef Fenerbahçe'de 3 Temmuz süreci oldu. Tabii ki kendi hatalarımı da bunun içine katıyorum. Onun haricinde 3 Temmuz süreci hem Fenerbahçe'nin çok önemli yıllarını maalesef ki aldı götürdü. Aynı şekilde o dönem genç oyuncular adına da şanssızlık oldu. Mesela ne gibi hatalarım vardı abi? Yani daha fazla çalışabilirdim diye düşünüyorum. Daha fazla, daha doğru tercihler yapabilirdim. Mesela bir takım tercih ederken genel olarak o takımın genç oyunculara verdiği süreler, onun haricinde antrenörlerle çalışırken antrenörlerin oyuncuların kariyerlerinde çok büyük etkileri oluyor. Ben de daha doğru tercihler yapabilirdim diye düşünüyorum. Alex De Souza ve Emre Belözoğlu'nun veliahtı olarak gösteriliyordun dedim anonsta. Çok büyük isimler, çok kariyerli isimler, efsane isimler. Bu isimlerin veliahtı olarak gösterilmek sende bir baskı yarattı mı? Böyle oyuncuların veliahtı olarak gösterildiğinizde insanların beklentisi çok mükemmeliyetçilik oluyor. Sadece bende değil, o dönem Fenerbahçe altyapısına yetişmiş, gelecekte çok iyi yerlere gelecek denilen genç oyuncularda da oldu. Maalesef bu tür baskılar ülkemizde genç oyuncuların üzerinde oluyor ve bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o dönemki genç oyuncunun veya benim kariyer ilerlemesinde kötü olarak adlandırılıyor. İki oyuncu da aslında böyle öğreten bir kimliğe de sahip gibi duruyor dışarıdan. Sana böyle mentorluk yapabildiler mi? Yani akıl verdiler mi? Ya da idman sonralarında beraber ekstra çalışmalar yaptığınız oldu mu? Ya Emre Belezoğlu o dönem çok fazla genç oyunculara yardımcı oluyordu. Aynı şekilde Alex de öyle. Alex her zaman o dönemki tercümanlarımızı çağırıp genç oyuncuların neler yapması gerektiğini söylüyordu. Emre Belezoğlu da aynı şekilde hem saha içinde hem saha dışında, saha dışında nasıl davranmamız gerektiğini, saha içinde neler yapmamız gerektiğini her zaman o dönemki genç oyunculara hep anlattılar, söylediler. Alex genellikle maçlardan bir gün önceki ter antrenmanından sonra free kick çalışıyordu. Benimle birlikte Recep vardı, Recep Niyaz. Onun da mevkisi gereği her zaman onu direkt da çağırıyordu. Alex'in pozisyonu. Evet, Alex'in pozisyonuydu. Yani işte free kick'te topa nasıl vurmamız gerektiğini, barajda topu nereden çevirmemiz gerektiğini o dönem hep yani yardımcı oluyorlardı her anlamda. Sağ içinde mesela Emre Belözoğlu onun pozisyonunda oynadığım için defanstan topu almam gerektiğinde vücut pozisyonumun nasıl olması gerektiğini, topa ilk dokunuşumun nasıl olması gerektiğini. Yani futbolun haricinde çok da iyi öğreticilerdir ikisi de yani. Emre Belözoğlu da Alex De Souza da. Şanslıydım bu konuda. Böyle bir takımın içinde olup onlarla aynı soyunma odasını paylaşıp onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştığım için kendimi şanslı görüyorum. Kariyerindeki önemi nedir Aykut Kocaman'ın? Ya ben şu an futbol hayatıma devam edebiliyorsam yaklaşık 12 senelik bir profesyonel kariyere sahibim. Kısmen Süper Lig, kısmen birincilik, ikincilik, üçüncülük. Aykut Hoca'ya borçlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben Denizli Spor'dan Fenerbahçe altyapısına transfer oldum. A takıma çıkma sürecinde Aykut Hoca bütün karşılaşmalarımıza gelip notlar alıyordu. İyi oyuncular olduğunu düşündüğü oyuncuları o dönem Daum'la paylaşıyordu. Ben de A takıma böylelikle çıkmıştım. A takıma çıktıktan sonra da yaklaşık 6 aylık Daum'la çalışma fırsatı buldum. Daha sonrasında maalesef kaçan şampiyonluk ve Daum'un ayrılması Aykut Hoca'nın teknik direktör olmasını getirdi. Aykut Hoca her zaman gençlere şans verdi ve benim kariyerimde de çok değerli bir yere sahip benim için. Aykut Kocaman dışarıdan baktığımız zaman ekrandan bize yansıyan görüntüsünde böyle donuk, soğuk bir karaktere benziyor. Sahada nasıl? Yani ilişkilerinin bozuk olduğu, daha çok oyuncularla soğuk bir iletişim içinde olduğu dışarıdan gözlemleniyor ama içeride öyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Dışarıdan gözüktüğü gibi değildi. Aykut Hoca'nın her zaman oyuncularla iletişimi çok iyi oldu ve 2010-2011'de ikinci devrede 18'de 17 yapılan takımdaki aslında başarının sırrı Aykut Hoca ile o dönemki oyuncuların iletişimlerinin çok iyi olması, içeride bir aile ortamının sağlanmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ben o zaman gençtim, altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu konumundaydım ama onu hissedebiliyorsunuz yani. İletişim sorunları olan bir hocaya da benziyor aslında dışarıdan baktığımız zaman. Hatta bunun en büyük örneği Colin Kazım'la. Evet. O dönem bir sorun, gerginlik yaşamıştı.
Evet. Onu hatırlıyor musun, öyle bir gerginliği? Evet, hatırlıyorum. Bir antrenmanda gerginlik yaşamışlardı ve devamında Colin Kazım antrenmandan çıkmak zorunda kalmıştı. Aykut Hoca Colin Kazım'ın antrenmana devam etmemesi gerektiğini söyledi ama... O gerginliğin sebebi neydi? Genel yapı itibariyle Colin Kazım Türk statüsünde oynayan bir oyuncuydu ama İngiltere'de yetişmiş bir Türk oyuncuydu ve Türk oyuncularına nazaran yapısı biraz daha farklıydı. Yani insanların mesela Türk oyuncuların tepki verebileceği bir olaya Colin Kazım kişiliği, karakteri gereği daha esnek davranabiliyordu. Aykut Hoca da her zaman içeride otoriteyi sağlamaya çalışan, her zaman disiplini sağlamaya çalışan bir yapısı olduğu için antrenmanda pek doğru olmayan kelimeler kullanmıştı o dönem. O yüzden antrenmana devam etmemesi gerektiğini Aykut Hoca da söyledi ve zaten o tartışmanın akabinde Colin Kazım o sezonun sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı. Hatta ezeli rakip Galatasaray'a gitti. Galatasaray Fenerbahçe maçında da bir gol atıp kulübeye bir hareketi vardı. Evet. O hala tartışılır. Aykut Kocaman'a mı yaptı? Ya çok doğru bulmuyorum. Şimdi benim kariyerimde de mesela anlaşamadığım antrenörler oluyor ama sonuç olarak biz bu işin paydaşlarıyız. Yani yarın mesela futbolu bıraktıktan sonra başka bir görevde olabiliyor oyuncular. Genel olarak da antrenörlük olarak devam ediyor. O zaman oyuncuların daha iyi idrak edeceğini düşünüyorum. Genel olarak bu tarzda hareketlerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hele ki Süper Lig seviyesinde. Colin Kazım, evet, yani tesiste davranışları da o dönem çok doğru değildi. Mesela çok yüksek sesle erken saatlerde gelip müzik açıyordu. İlişkileri daha yabancı oyuncularla daha iyiydi. Ama iyi de bir kariyere sahip. En son ülkemizde Karagümrük'te oynadı ama Fenerbahçe kariyeri Aykut Hoca'yla bence o altyapıdan çıkmış bir genç oyuncu olarak benim o dönem gözlemlediğim kadarıyla davranışları sebebiyle çok sağlıklı yürümemişti. Fenerbahçe'de abi şampiyonluk var, Türkiye kupam var, iki kupam var yani baktığımız zaman. O sezonlarda unutamadığın bir maç, unutamadığın bir anı, şampiyonluk sonrası kutlamalarda unutamadıkların, bunları dinlemek isteriz. Öncelikle Buca Spor karşılaşmasından bahsedebilirim. Ben o karşılaşmada kadrodaydım. İlk devrenin 3-0 bitip ikinci devrenin 4-3 olduğu karşılaşma. Devre arası soyunma odasına girmiştim. Normalde oyuncular devre arasında, yedek oyuncular ısınıyorlardı ama ben hemen hemen her karşılaşmada soyunma odasına girip o atmosferi görmek istiyordum, merak ediyordum. Aykut Hoca'nın o zaman üzerinde bir palto vardı. Paltosunu çıkarıp asmıştı duvara ve sadece oyuncu grubuna, oynayan oyuncu grubuna demişti ki arkadaşlar bu maçı kazanmayacaksanız şampiyon olmayalım dedi. Kararı siz verin, eğer şampiyon olmak istiyorsanız bu karşılaşmayı kazanın dedi ve soyunma odasından çıktı. Karşılaşma 3-0'dan 4-3'e geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanmıştı o karşılaşma. Aradan bir yaklaşık 12 sene falan geçti ama dün gibi hala benim için. Şampiyonluğunda yani belki en kritik karşılaşmasıydı. Guiza mesela o dönem çok eleştirilen, çok büyük umutlarla gelen bir oyuncuydu. İspanya'da gol krallığı yaşadı, Fenerbahçe'ye geldi. Büyük de bir bonservis bedeli ödendi ama çok eleştirildi. Guiza sence nasıldı Fenerbahçe performansıyla? Ben A takıma çıktığım ilk dönem değil, ikinci dönem Guiza ile oda arkadaşlığı yapıyordum. Yani benimle odasını paylaşmıştı. O dönem o da gençlere yardımcı oluyordu. Yani daha çok kendi mevkisinde oynayan gençlere yardımcı oluyordu ama yani eleştirilmesi Fenerbahçe taraftarının biraz mükemmeliyetçiliğinden kaynaklandı diye düşünüyorum. Çünkü o dönem Luis Aragonés ile İspanya Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Daha sonrasında Guiza La Liga'dan çok yüksek bir bedelle ve çok yüksek bir istatistikle geldi. 14 milyon euro olması lazım, evet, sanıyorum. Gol kralı olarak gol da gelmişti. Olarak 20'nin üstünde geldi. Gol atmıştı diye, evet, hatırlıyorum. Şu dönemde Valencia eleştiriliyor, evet, aynı şekilde. Fenerbahçe kariyerinde ben Guiza'nın başarısız bulmuyorum. Çok basit goller kaçırdı. Belki akılda onlar kaldı o yüzden ama sonuç olarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı. O dönem attığı goller etkiliydi diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarihindeki geçmişe dönüp bakarsak işte taraftarlara sorsa belki Kejman'dan bahsederler, Anelka'dan bahsederler. Belki de o isimlerin gölgesinde kaldığı için başarısız olarak adlandırıldı ama bence kötü de bir Fenerbahçe kariyeri olmadı. Aykut Hoca sakindi, soğukkanlıydı dedin. Evet. Oradaki acaba o soyunma odasında işte 0-0 giden maçlarda, kazanmanız gereken maçlarda bu kadar sakin kalması Aziz Yıldırım faktörü de olabilir mi? O da yıllarca biliyoruz çünkü Aziz Yıldırım'ın çok fazla soyunma odasına indiğini. Sen Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine şahit oldun mu hiç? Ben Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine şahit oldum ama Aykut Hoca döneminde değil, Daum döneminde şahit oldum. 2009-2010 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la oynuyorduk Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. İlk devre yanlış hatırlamıyorsam 1-0 mağlup olarak içeriye girdik. Aziz Yıldırım, Aziz Başkan da soyunma odasına geldi ve sert bir dille takımın karşılaşmayı çevirmesi gerektiğini,
Aksi takdirde çok ağır yaptırımları olacağını söyledi. Bu yaptırımları söyledi mi? Evet. Yani neydi? Yaptırımlar derken işte kadro dışı bırakırım, işte bazılarınızı ağır şekilde eleştiririm gibisine söylemleri oldu çok ağır şekilde. Hocaya da yaptırım uygulayacağını söylemişti. Hocayla da yolları ayırabileceğini söyledi. O sırada bu konuşmayı yaptığında Davom içeride miydi? Tabii Davom içerideydi. O nasıl tepki verdi? Ya Alman bir teknik adam. Evet. Belki hayatında böyle bir şey görmedi. Evet. Ama Aziz Yıldırım'la çalışmak bunları gerektiriyor. Belki de Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin başarılı olmasının sebebi bilmiyorum bundan kaynaklı olabilir. Çünkü Aziz Yıldırım o dönemde çok katı kuralları olan ama her zaman bu katı kurallarını Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda gerçekleştiren bir kişiydi. Daha sonra da karşılaşmayı 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı, kazanmıştı. Yani işe yaradı aslında Aziz Yıldırım'ın bu yani, konuşması. Evet. Aziz Yıldırım'ın hocalara karıştığına dair iddialar var. Şu ismi oynatacaksın, şu kadroyla çıkacaksın. Bunlara şahit oldun mu hiç? Yabancı hocalarla, Vitor Pereira'yla böyle bir anısı olmuştu. O dönem oynayan bir arkadaşım anlatmıştı. Üçlü savunma oynatmaması gerektiğini, aksi takdirde onu kovacağını söylemişti. Pereira'ya diyor ki üçlü savunma oynatma. O da evet. İnadına belki ya da kendi bildiğini doğru olduğunu düşünerekten üçlü savunmayla çıkıyor. Eleniyorlar. Pereira Aziz Yıldırım Pereira'yı gönderiyor yani. Gibi. 2009-2010'daki Bursa şampiyonluğu, evet. Kaçan şampiyonluk. Hem bunu dinlemek istiyorum hem de süper final. Galatasaray'la oynanan ve Galatasaray'a kaybedilen bir şampiyonluk. Üstelik Kadıköy'de. Yani Fenerbahçe kulübü adına maalesef çok üzücü bir gündü. O dönem ben de o son karşılaşmada tribünde izliyordum o karşılaşmayı. Yanlış anonstan sonra tüm tribünlerle beraber futbolcular hep birlikte kutlama yapmak için sahaya girdiler. Ben de aynı şekilde. Yani siz futbolcular da aslında direkt tribünden sahaya evet, atladınız. Evet, sahaya atladık. Sahada çok büyük bir karışıklık oldu ve ben de soyunma odasına girdiğimde öğrenmiştim aslında. Zaten çok büyük bir üzüntü hakimdi içeride. Fenalaşan oyuncular olmuştu o dönem. Kimler fenalaştı? Yani mesela soyunma odasına girdiğimde o dönem Emre Belezoğlu'nun sporcuların masaj oldukları masaj yatakları var maçlardan önce. Oraya uzanmış başında kulüp doktoru, o dönemki kulüp doktoru ve sağlık çalışanlarının olduğunu hatırlıyorum. Fenerbahçe kulübü Alex adına... Alex ne durumdaydı? O da çok lider bir oyuncu çünkü. Alex elleri başında bu şekilde oturuyordu soyunma odasında. Ya herkes çok üzülmüştü. Yani yapılan yanlış bir anonstan kaynaklı. O dönem tabii bu şekilde davrananlar eminim cezasını çekmişlerdir kulüp nezdinde ama maalesef o gün Fenerbahçe kulübü adına çok üzücü bir gün olmuştu. Galatasaray'a kaybedilen şampiyonluk, üstelik Kadıköy'de. O karşılaşmadan önce de Alex'in bir sakatlığı vardı. Alex ilk 11'de başlamadı diye hatırlıyorum. Maalesef Galatasaray şampiyon olmuştu. Yani bunlar Fenerbahçe tarihinde maalesef yaşanan kötü günler. İki karşılaşmada da kazansanız şampiyon olacaksınız. Kazanamıyorsunuz ve Fenerbahçe için ikincilik her zaman başarısızlıktır. Çünkü Fenerbahçe kulübü yapısı gereği her zaman şampiyonluk başarıdır. Maalesef başarısız olarak adlandırıldı bu sezonlar. Böyle konuşulan takım havası ne durumdaydı? Yani şampiyonluğa inanan bir Fenerbahçe var mıydı? Yani maçlardan önce soyunma odasında Alex her zaman takımı toplar, bir yuvarlak oluşturur. Takım arkadaşlarının yapması gerektiği şeyleri söylerdi. Bazen Sayın Başkan Aziz Yıldırım da içeriye girip dışarıda çok büyük bir kitlenin takımı desteklediğini, armaya yakışır şekilde takımın oynaması gerektiğini söylerdi. Bu da takım içinde çok büyük etkileyici, çok büyük ateşleyici bir faktör olurdu. Yani benim adıma çok güzel günlerdi. O günleri çok güzelliklerle hatırlıyorum ama tabii ki keşke o iki kaçan şampiyonlukta şampiyonlukla sonuçlansaydı. Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Aziz Yıldırım dönemindeki Fenerbahçe'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Maalesef şimdi yaklaşık 2012-2013 sezonundan beri şampiyon... 2013-2014 olmuş. Yani 9 senedir Fenerbahçe şampiyonluktan, evet. Şampiyonluktan uzak, hasret kaldılar. Yapılan tercihler mi diyeyim artık, antrenör tercihleri baktığınız zaman, oyuncu tercihleri. Çok büyük bir oyuncu sirkülasyonu oldu bu süreçte. Belki 200'den fazla oyuncu alıp sattı Fenerbahçe ve maalesef pek başarı gelmedi. Yani ben de... Ali Koç döneminde yanlış bilmiyorsam ben de geçen haberini yapmıştık. Ya 123 milyon euro ya da 126 milyon euro gibi bir rakam transfer harcandı. Çok ciddi bir rakam ve sonunda bir şampiyonluk yok. Zaten Fenerbahçe taraftarının sabırsızlığı da bundan kaynaklanıyor. Bu sabırsızlık maalesef genç oyunculara şans verilmemesiyle sonuçlanıyor. Çünkü şampiyonluk gelmedikçe her geçen sene insanların tahammülleri azalıyor bu sene olduğu gibi. Gene son Galatasaray karşılaşmasından sonra statta bir takım tepkiler oldu.
Fenerbahçe tesislerinde bir takım tepkiler oldu. Fenerbahçe taraftarı olarak tabii ki üzülüyoruz bu duruma. Ben de taraftar olarak şu an üzülüyorum. Ben geçen sene sezon tamamlandığında bu seneyle alakalı kendi adıma çok ümitliydim. Çok iyi bir kadro ve çok iyi bir hoca tercihi yapılıp şampiyon olacağını düşünüyordum. Aslında kadro tercihi ve Jesus da çok iyi bir tercih oldu Fenerbahçe için ama maalesef gelinen sonuç taraftarlar olarak istediğimiz gibi değil. Gökay Erol'un böyle kariyerine baktığımız zaman, CV'sine baktığımız zaman Fenerbahçe'den bir kopamamazlık vardı. Hep evet. Kiralık gittin. Bu senin tercihin miydi? Aman Fenerbahçe'den kopmayayım gibi bir düşüncem vardı. Aman orada parlarım, gelirim, burada yeniden oynarım. Yoksa bu kulübün bir tasarrufu muydu? Bu o dönem kulübün tasarrufuydu. Çünkü o dönemki yabancı statüsü gereği ve Fenerbahçe'nin genç oyuncuları kiralayıp tekrardan kiralık geçireceği iyi sezonların ardından kendi bünyesinde devam ettirmek istediği genç oyuncular oldu. Ama maalesef işte dediğim gibi yani şampiyonluk gelmemesi, kulübün sezon anlamında başarısız olarak değerlendirilmesi o dönem genç oyunculara tahammülsüzlük getirdi. Bugün baktığımızda bile Arda Güler sezonun ikinci yarısından itibaren Fenerbahçe'de oynamaya başladı. Bu biraz hoca tercihi ama onun haricinde genç oyuncular maalesef pek tercih edilmiyor. O dönem benim de yaşadığım durum kulübün genç oyuncuları pek fazla tercih etmemesinden kaynaklandı. Ama bu kiralık gidip tekrardan geri dönmem biraz da kulübün inisiyatifindeydi. Yani sana kalsa aslında sen direkt Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncen olabilir miydi? Ya Fenerbahçe'den ayrılmayı kimse istemez. Baktığınız zaman 2 sene, 3 sene oynamadığınız zaman çünkü futbolda başarı güncel olan olarak değerlendiriliyor ve bir takım sizi alırken bir önceki sezonunda oynadığın maç sayısına bakıyor. Öylelikle sizi kadrosuna katıyor. Fenerbahçe takımında genç oyuncular olarak şans bulamadığımız için ayrılmamız gerektiği kanaatine varılıyordu ve ikinci kamptan sonra genel olarak genç oyuncular ayrılıyordu. O dönem dediğim gibi çok büyük bir potansiyeldin. Avrupa'dan da ilginin olduğunu biliyorum aslında. Evet. Var mıydı böyle ilgi? Varsa da hangi takımlardan vardı? O dönem bir U15 kupasında oynadığım karşılaşmadan sonra Arsenal ve Manchester United'ın kampları oluyordu. Yaz sezonu kampları. Bunlara davet edilmiştim ama profesyonel sözleşmemin devam etmemesi gerekiyordu bu kampa katılabilmem için. O yüzden de Fenerbahçeli tekrardan yeni bir sözleşme imzalamamam gerekiyordu İngiltere'ye gidebilmem için. Ben o dönem Fenerbahçeli 5 senelik bir sözleşmeyi imzaladım tekrar ve o ihtimal ortadan kalktı. Bu fırsattan kulübün haberi var mıydı? Bu fırsattan kulübün haberi yoktu. Onların verecekleri karardan ziyade benim profesyonel sözleşmem o dönem bittiği için isteseydim Arsenal, Manchester United'dan ziyade Türkiye'de ya da istediğim herhangi bir kulübe imza atabiliyordum. Çünkü profesyonel kontratım bitmişti. Geriye dönüp baktığında bu karardan pişman mısın? Ya Fenerbahçe ile sözleşme imzalamam hiçbir zaman benim için bir pişmanlık olmadı. Çünkü ailemden de gelen bir Fenerbahçelilik vardı o dönem. O yüzden ben de şu anda öyle. Hala koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. O yüzden Fenerbahçe'ye dair hiçbir pişmanlığım yok. Birer cümle ya da birer kelimeyle cevap alabileceğim sorular sormak istiyorum. Tabii ki. Beraber oynadığın en etkileyici yıldız? Alex de Souza ve Emre Belezoğlu. Rakiplerinden böyle en etkilendiğin oyuncu? Galatasaray'da Schneider çok etkiliydi. Çok etkileyici performans sergiledi Türkiye'de Schneider. Normal şartlarda bu kadar olmaz deyip de çok üst düzey bir performans gösteren? Ya bununla alakalı bir şey söylemeyeyim, o kişiye haksızlık yapmayayım. İdmanla veya maçta unutamadığım bir an? O dönem Mehmet abiyle, Mehmet Topuz'la çok samimiydim ve 5'e 2 oynarken yanlışlıkla bir bacak arası atmıştım. O dönem genç oyuncular altyapıdan yeni çıkıp A takıma çıktığında bir oyuncuya bacak arası attığında pek hoş karşılanmıyordu. Mehmet abi de çok kızmıştı, antrenman boyunca beni kovalamıştı. Aran çok iyi olduğunu biliyorum Mehmet Topuz'la. O nedenle Mehmet Topuz'u da sormak istiyorum. O da Fenerbahçe tarihinde bence çok başarılı sezonlar geçirdi. Sağ olsun o da her dönem genç oyunculara her anlamda hem maddi hem manevi şekilde yardımcı oldu. O dönem bende emeği çok fazlaydı. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de genç olmak. Çok güzel bir his. Yani inanılmaz bir duygu. Christoph Daum. O da Fenerbahçe kariyerinde çok başarılı bir şekilde bence ismini yazdırdı. Başarılı bir teknik direktör. Jesus. Daha iyi olmasını beklerdim. Arda Güler? Arda Güler wonderkid. Oynadığın 5 playoff finalinin 4'ünü kaybettiğin için soruyorum. Playoff finali. Şanssızlık olarak değerlendireyim. Benim sorularım bu kadardı abi. Senin eklemek istediklerin var mı? O dönemki şampiyonluk, o dönemki yaşanmışlıklar bambaşka duygular olarak kalacak. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak da en kısa zamanda takımımızı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Fanatik'te bugün Gökay Erol bizimle birlikteydi. Kendisiyle geçmişi konuştuk, bugünü konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk, anılarını dinledik. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz.